Merhaba, herkese iyi akşamlar. Doko. Şimdi Doko bize bir kere çizdirdi bana bu grafiği. Bir daha ne bozdu, ne aşağıdan kırdı, ne yukarıdan kırdı işte. O grafiğin arasında gidiyor, geliyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Doko tabii gene bir 305'lerde biraz indi. Hani o 311-310 desteği vardı bunda. Biraz böyle altına hafif saldı ama çok hacimsiz dalışlardı bunlar. Bir şey ifade etmedi yani. O çok bir önemli arz etmedi. İyi bir şey oldu Doko'da bugün. Bu benim 2-3 gün önce de hani ben bir fiyat tablosunu gördüğüm zaman dikkatimi çekmişti. 330'larda dedim kendi kendime, bunun bir 50 gün direnci var. Oralardan yakınlaştı, yakınlaştı, döndü. En sonunda kırdı. Yani bir 50 günü 10 Ağustos'tan beri diyelim 50 günü. Ağustos'ta da tam bir böyle şey olmadı, orada çabuk döndü ama kırdı. Şimdi tabii takip edilecek şey 327 lira 30 kuruş. 327 lira 30 kuruşun altına 327 diyelim inerse şey değil yani, stop olunabilir orada 327'nin altına. Tabii kırılımın şeyini söyleyeyim size, özelliğini. Şimdi burada kırılım bu sefer hem yukarı biraz marjlı oldu hem de bir hacimli oldu. Dolayısıyla yani bu kırılım bir boğa tuzağı değil. Şimdi bunu söylemeyi de istemiyorum. Yani yanlış anlaşılır, yanlış beklentiye girilir ki hatta. Ama yani bu kırılım bir boğa tuzağı değil gibi duruyor şu bakışta. Yani tamam, mumun üstüne biraz fitil bıraktı. Bilmem ne. İşte şimdi borsanın hali belli. BIST 100 bugün bayağı bir satış baskısı da geldi borsada. Öyle olunca tabii biraz saldı maldı ama öyle çok da salmadı yani. Şimdi 300 kaçtı bunun? Yükseği 336, düşüğü 330, 1,9. 332 desek 4 lira. %1,20 falan bir aşağı saldı. 1 gibi bir şey. Çok diyemem bu ikilinde. Şimdi burada 50 gün üstünde bir kalıcılık sağlarsa tekrar tabii böyle yukarılara 350-360'larda bir direnç olur. Onu söyleyeyim, büyük bir direnç olur tahminimce. Ama orası böyle momentum hacimle aşılırsa yine 400'ler konuşulur. Bugünden yarına demiyorum. O da yanlış anlaşılmasın. Hemen olur demiyorum. Hani daha önceki örneklerinde hızlı yaptı. Evet, hani o birkaç gün içinde, belki bir hafta içinde yaptı yapacağını, ama hani öyle olur demiyorum ama 50 gün üstünde kalması iyidir diyorum. Kalıcılık olması iyidir. Yani o zaman tekrar kanalın yukarısına doğru ufak ufak hareketler başlar. Bir kar satışı da beklemem, açık söyleyeyim yani. Şurada beklemem yani. 330'da neyin kar satışı, neyin satış baskısı olacak? Hani şu olur. Bunu elinde tutan birileri vardır. Onlar alır satar, eyvallah. Ama zaten küçük yatırımcı veya işte yani bunun çoğu maliyetlenen insan oralardan maliyetlenmedi. 340'larda, 50'lerden maliyetlendi lotlar. Dolayısıyla yani böyle büyük bir satış baskısı zannetmiyorum. Zaten düşerken de çok hacimsiz düşüyor o yüzden. Böyle çok hacimli, istekli bir düşüşü olmuyor. Nerede oluyor? 350-360 geçtiği zaman o başlıyor yani. Bir hacimli düşüş, asıl kar realizasyonu orada geliyor. Dolayısıyla 50 gün üstünde kaldıkça 350'ye doğru hareketler olabilir. Bu bir boğa tuzağı değilse ki yani sanki değilmiş gibi duruyor. Yani inşallah yanılmam yani. Burada çünkü çok bekleyen insan da var Doko'da. Bir ısınma da yok yani. 63 bir ısınma söz konusu değil. 67 stokastik orada da değil. Yani aşırı alımı da daha var. Yani yukarı yönlü hareketlerini sürdürürse biraz daha avanslı olduğunda algoritmik olarak görebiliyoruz. Bunun dışında Doko için söyleyeceğim bir şey yok. 200 gün bile daha 401 lirada işte, siz düşünün 200 gün ortalaması. Unuttuğum bir şey de yok. Özel bir formasyon da yok. Onu da söyleyeyim yani. Yani bir de şu dikkatimi çekti. Yani bu sanki böyle bir çanak hareketi var demiyorum. Yok ama yani bir andırmıyor da değil yani. Hafiften bir çanak hareketi de andırmıyor değil. Eğer bu bir çanak hareketi ise şuradan başlar. 360-370'ten başlar. İşte 60-70 lira gibi de şey olur, derinliği olur. 50 lira desek işte 350'den 400 gibi de bir çanak hedefi, tamamlama hedefinde olabilir. Yani onu da bir ihtimal olarak aklınızda bulundurun. Öyledir demiyorum. Tam olarak benzemiyor ama bir andırıyor diyebilirim. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.